Mürekkebin mahallelere göre fiyat belirlenebilir mi imkanlarında? Vallahi şimdi eskiden bizim buralarda mahalleye göre veyahut da işte mevcut TOKİ'ler var. Ona göre değerlendirme yapılıyordu. Şimdi en basitinden TOKİ'de 600 liraya, 500 liraya, 700 liraya oturulan daireleri şu anda 3 lira, 3,5 lira gibi bir fiyat isteniliyor mal sahipleri tarafından. Yalnız burada şu var. Şimdi aidat olayı var, bir. Onunla 300-325 lira gibi bir aidat ödeniliyor. Artı mevcut merkezi sistem olduğu süre içerisinde yıllık, aylık en azından 1000 liradan aşağı yakıt ödemiyor. Bunun akabinde de bu 3,5-4,000 liraya bir kiraya vermiş olsa yine vatandaşa geliyor bu aşağı yukarı 4,5-5,000 liraya yakın veyahut 5,500 liraya yakın bir meblağ teşkil ediyor. Yani şimdi vatandaş zaten emekli alıyor 7,5 lira, 5,500 lira kira veriyor. Ne, nasıl geçinecek, nasıl yaşayacak? Valla gidişat biraz çok zor. Düzenli, pek düzenli değil. Peki efendim, ev sahipleri kiralarına aşırı derece zam yaptığı zaman kiracıların gidip şikayet edecekleri bir yer var mı? Var ama şimdi bunu da şöyle kanunen adli makamları daha önce de mahkemeye veriliyordu, emlak yapılıyordu. İşte mal sahipleriyle bir zıtlaşma oluyordu. Hep kiracılar dürüst değil. Hep ev sahibi de dürüst değil. Onun içerisinde hem dürüstü de var, kiracıda da dürüstü var, mal sahibinde de dürüst olanı var. Sen kiranı düzgün zamanında ödediğin süre içerisinde ve artırımını da bugünkü enflasyona göre sen artırıyor isen, vatandaş mal sahipleri böyle bir şeyi pek göz önüne almaz. Ama kendi aralarında anlaşamayanlar ancak adli makamlara gidiyor. Adli makamlarda da malumunuz yeni bir yasa çıktı. Bu yasada ilk etapta işte anlaşmalı bir sistem var. İşte bu anlaşmalı yerlere gidiyorsun, onlarla diyaloğa geçiyorsun. Onlardan en son anlaşabilirsen anlaşıyorsun, anlaşamazsın mahkeme yolu şey diyor ama vallahi mahkemeye verildiği sürece içerisinde ev sahibi de zararlı çıkıyor, kiracı da zararlı çıkıyor.